maksimum konfor sunan bir hava yoluyla seyahat etmek istemeyecek bir kişiye henüz rastlamadım. Bunu elde etmek için yapmanız gereken şey basittir. Onlarca para ödeyin, first class'ta seyahat edin ve sizi şımartmak için kullandıkları her şeyin keyfini sürün. Peki su yatakları ve organik yiyecekler sunan indirimli bir havayolu şirketi hakkında neler düşünürdünüz? Durun durun bekleyin, nereye gidiyorsunuz? Hayır, bir sonraki uçuş için bir bilet alamazsınız. Bu videomuzu bir seyredin. İlk önce 1973'e geri dönmemiz gerekiyor. Kendi çabalarıyla milyoner olan yatırımcı Kenneth Moss'un sıra dışı bir havayolu şirketi fikrini ortaya attığı yıl buydu. Ortağı Darcy Flynn ile birlikte bir uçak satın almaya ve onu ticari olarak işletmek için Federal Havacılık Dairesi'nden lisans almaya tam 1,5 milyon dolar ve bir yıl harcadı. Ayrıca iş adamının belli başlı havalimanlarından iniş izinleri alması da gerekiyordu. Ticari bir uçak almanın tüm karışıklıklarından habersiz olan Moss, 45 bin dolar civarında dolandırıldı. 125 bin doları uçamayacak bu uçağı heba etti ve sonunda elinde 6 yaşında bir DC-8 ile kala kaldı. Bu uçak ona 750 bin dolara mal oldu. İşte bütün eğlence o zaman başladı. Her şey şununla başladı. Moss uçağın gövdesinden önceki havayolu şirketinin adı olan Air Liberation'ı sildi ve yerine yeni ismi olan Freelandia'yı yazdı. Moss'un fikri başka bir ticari havayolu kurmak değildi. Ucuz bir hava seyahat kulübü kurmak istiyordu. Kulüp üyeleri 25 dolarlık mütevazi bir üyelik ücreti ödedikten sonra gülünç bir şekilde ucuz uçuşlara erişim sağlayabiliyorlardı. Mesela Los Angeles'tan Newark, New Jersey'ye bir yolculuk 87 dolara mal oluyordu. Bu herhangi bir ticari uçuşun neredeyse yarı fiyatıydı. Newark'tan Miami'ye Freelandia ile uçarak yaklaşık 70 dolar tasarruf edebiliyordunuz. Newark'tan Hawaii'ye uçarsanız tasarruf ettiğiniz rakam daha da artıyordu. Yaklaşık 212 dolara denk geliyordu. Kulüp üyeleri ayda birkaç kez San Francisco, Brüksel, Chicago ve Acapulco gibi birçok şehre uçabiliyorlardı. Nasıl oluyordu da böyle düşük fiyatlar mümkün olabiliyordu? İşin hilesi şuydu, Freelandia ticari bir havayolu olarak değil, bir havayolu kulübü olarak tescil edilmişti. Böylece Sivil Havacılık Kurulu tarafından koyulan hiçbir standart ticari tarifeye tabi değildi. Ancak Freelandia'nın en iyi tarafı bilet fiyatları değildi. Hayır, uçağa adımınızı atar atmaz kendinizi abartılı bir partinin orta yerinde bulmuş gibi hissediyordunuz. Bazı yolculara göre uçaktaki ortam bir kabile törenine benziyordu. Yolcuların uçuş sırasında koridorlarda dolaşıp içkiler içerek rock müziği dinlemelerine izin veriliyordu. Uçağın her tarafına yayılmış tavla ve satranç tahtaları vardı ve sınıfsız bölümlerde seyahat eden yolcular kot kumaşından kocaman minderlerin üzerine uzanabiliyorlardı. Uçuş görevlileri ultra parlak menekşe rengi üniformalar ve Freelandia'nın siyah beyaz sembolü olan açık bir elle süslenmiş şapkalar takıyorlardı. Uykusu gelenler konforlu su yataklarını kullanabiliyorlardı. Yolcular uçuş sırasında vejeteryan yemekleri, ev yapımı çorbaları, organik ekmek ve peynirleri afiyetle yedikleri gibi şarap ve bira dahil farklı içecekler içebiliyorlardı. Lakin yeni havayolu şirketiyle ilgili en ilginç şey, kulüp üyelerinin her 3 ayda bir uçuş programlarını oylayabilmesiydi. Yani yolculardan biri Paris'e gitmek istiyorsa, arkadaşı olan üyeleri bu parkuru uçuş programına katmaya ikna etmesi yeterliydi. Ne de olsa havayolu şirketinin Kolombiya ve Hong Kong dahil bir sürü yere iniş hakkı vardı ve Hindistan, Bali, Avustralya, Yunanistan ve Türkiye'den iniş izinleri almak için pazarlık halindeydi. Freelandia'nın nihai hedefi kulüp üyelerine diğer ticari havayollarının 1500 dolar olarak belirlediği dünya turu uçuşlarını 300 dolara sunmaktı. Ancak ne yazık ki tüm bunlar yeni doğmuş havayolu şirketini ayakta tutmaya yetmedi. Öncelikle Kenneth Moss televizyonda göründükten sonra üyelik ücreti arttı. Daha sonra insanlar havayolunun performansından bıkmaya başladılar. Bu pek de şaşırtıcı değildi. Yeteri kadar yolcu kaydolmadığı için uçuşların %85'inden fazlası iptal edildi. Fakat en önemlisi 1973'teki petrol krizinden sonra yakıt ücretleri hızla yükseldi ve böylesine ucuz uçuşları imkansız hale getirdi. Freelandia açıldıktan sadece bir yıl sonra 1974'te işi bırakmak zorunda kaldı. Var olan tek sıra dışı havayolu şirketinin Freelandia olduğunu sanıyorsanız daha fazla şaşırmaya hazır olun. Mesela Hawaiian Airlines her yolcunun uçağa önceden paketlenmiş bir kutu ananas ya da papaya almasına izin veriyor. Tek koşulları kutunun 4,5 kilodan daha ağır olmaması ve tarım denetiminin yapılmış olması.
Fakat en iyi kısmı bu da değil. Hawaii'den Kuzey Amerika'ya uçuyorsanız bu kutuyu tamamen ücretsiz olarak beraberinizde uçağa alabiliyorsunuz. Konforu seviyorsanız La Compagnie adını yazıp aratın. Bu, filosuna çığır açan uçaklar demeyi sonuna kadar hak eden bir Fransız havayolu şirketidir. Şirket sadece business sınıfı hizmet sunuyor olsa da hala rakiplerinden daha ucuza hizmet veriyor. Şirketin merkezi Paris Orly Havalimanı'ndadır ve bir gün Newark, New Jersey'den bir uçağa atlamaya karar verirseniz sizi memnun eden bir şaşkınlığa uğrayacağınızı söyleyebiliriz. Koltukların 175 dereceye kadar arkaya yattığını ve kendinden masaj özelliği olduğunu göreceksiniz. Oh! Antialerjen bir yastık ve ücretsiz bir seyahat kiti de size sunulacak. Daha da önemlisi kabin içi eğlencesi için her yolcuya ayrı tablet verilmektedir. Bununla haberleri, televizyon programlarını veya filmleri seyredebilir, kitap veya dergi okuyabilir ya da müzik dinleyebilirsiniz. Acıktığınızda da size 4 yemeklik bir menü sunulacak. Yemeğiniz bir aperitifle başlayacak, ardından seçiminize göre sıcak bir yemek gelecek ve buna peynir tabağıyla tatlı eşlik edecek. İnmeden kısa bir süre önce 3 tatlı, 3 tuzlu atıştırmalıklardan oluşan bir ikram daha alacaksınız. Oh, bu uçuşlara lütfen beni de yazın. Günümüzde US Global Airways olarak bilinen Baltic Airlines, 29 yıllık geçmişinde tek bir uçuş bile yapmamış olan bir havayolu şirketidir. 1989'da sırf New York'tan o zamanlar Sovyetler Birliği'nin iki şehri olan Riga ve Leningrad'a uçma amacıyla kurulmuştu. Bununla birlikte artık 2019 yılındayız, yani Sovyetler Birliği yok ve US Global Airways uçakları hala havalanamıyorlar. Havayolu şirketi belgeleme testlerinde üst üste 7 kez başarısız oldu ve görünüşe göre uçaklarının uçma ihtimali oldukça zayıf. All Nippon Airways Co. ya da kısa adıyla ANA. ANA filosunda en fazla sayıda uçak bulunduran en büyük Japon havayolu şirketidir. Ancak listemizde olmasının nedeni bu değil. Pokemon hayranıysanız Tokyo'dan Paris'e ve Tokyo'dan Frankfurt'a uçan Pokemon temalı bir uçaklarını yakalayabilirsiniz. Bu dikkate değer havayolu şirketinin uçaklarında görev alan uçuş görevlilerini parlak Pokemon önlükleriyle görebilir, bir Poke bardağından meyve suyu içebilir ve Pikachu'dan Togepi'ye, Mew'den Snorlax'a kadar tüm Pokemon çizimlerinin arkadaşlarının tadını çıkarabilirsiniz. Pardon, konuyu biraz dağıttım sanırım. Çizgi film karakterlerine düşkün olan başka bir havayolu şirketi de Tayvan'ın uluslararası havayolu EVA Air'dir. Fakat ANA'nın aksine bu havayolunun en favori çizgi film karakteri Hello Kitty'dir. Bu tarz döşenmiş jetler yolculuğunuzu kesinlikle unutulmaz yapacaktır. Öncelikle uçaklar dışarıdan parlak ve şirin görünüyorlar. İkincisi, Hello Kitty boarding kartı alabilirsiniz. Hatta kabin ekibi Hello Kitty üniformaları giyiyor, tuvaletlerde Hello Kitty kedi kumu var. Sadece şaka yapıyorum, normal tuvalet kağıdı var. Ayrıca yemeğiniz servis edildiğinde tepsinizde Hello Kitty şeklinde bir pasta bile bulabilirsiniz. Leziz burgerinizin üzerinde de sevimli bir Hello Kitty damgası olacak. Miau. Ancak bu temalı uçakları sadece belirli hatlarda yakalayabilirsiniz. Taipei'den Singapur'a, Taipei'den Paris'e ve Taipei'den Chicago'ya. 2005'te Avustralya'nın en büyük havayolu şirketi olan Qantas Airways, first class yolcularını uzun mesafeli uçuşlarda eğlendirmek için bu yolcularına Cihir Sanal Gerçeklik başlığı sunmaya başladı. Bu başlıkla Los Angeles'taki Qantas salonunun 360 derecelik manzarasını görebiliyor, büyük bir A380'in pist videolarını izleyebiliyor ya da Avustralya'daki Kakadu Ulusal Parkı'nda 3 boyutlu gezinti yapabiliyorsunuz. Ama sanırım herkesin istediği şey uçuşların zamanında ve güvenli bir şekilde bitmesidir, değil mi? Siz bir Freelandia jetiyle uçmak ister miydiniz? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, hemen bir yere ayrılmayın. Seyredebileceğiniz 2000'den fazla harika videomuz daha var. Yapmanız gereken tek şey soldaki ya da sağdaki videoyu seçip tıklayarak keyfini çıkarmak. Hayata olumlu bakın.